Arkadaşlar merhaba, ben yakın çıktı bir dakikada Kastuan Doktorunuz. Videoya geçmeden önce sizlerden 2-3 bir şey istiyorum gençler. Videoyu hala beğenmediyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim gençler. Solda çıkan bildirimi aç butonuna basıp bildirimleri açmayı, eğer bunların hepsini yaparsanız belki rüyanızda siz de benim gibi kaslı ve yakışıklı doktor olabilirsiniz. Hadi isterseniz videomuza geçelim. Bakana kardeş, arıyorum açmayın. Hayırdır? Oraya gittin, götünü kalktı senin. Gelirim oraya ona göre. You give me 16. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, ben Alperen gençler. Bugün sizlerle ModCraft'ın bir yeni bölümü daha karşınızdayım arkadaşlar. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Bu bölümde gençler çok güzel bir şey yapacağız. Zaten videonun başında gördüğünüz gibi evimizi değişeceğiz gençler. Sıfırdan güzel bir dizayn yapacağız. Tam böyle bay doktorluk, yani bizlik bir şey yapacağız. Bu arada gençler 10 saniyelik bir like molası veriyoruz. Her izleyen gençler bir like bırakırsa seri cidden beni çok mutlu etmiş olur. Bu arada gençler videoya geçmeden önce söylemem gereken birkaç tane şey var. Gençler ben bu ModCraft'ı yayında oynadım. Yayında gençler diamond falan bulduk, enchant falan yaptık, böyle kitaplara falan bastık, birleştirdik böyle. Ve gençler diamond böyle göğüslükte bot da yaptım. Yayınlarda gelmeyi unutmayın. Ve birkaç daha şey var gençler, onları da birazdan sizlere göstereceğim. Şimdi öncelikle şu hayvandan çıkmıştı, şunu bir açalım gençler. Food bag, pancarla iron rating çıktı, bunları da yeriz artık. Hatta şu pancarı yiyek mi la? Oh, bunu yedik. Bu neymiş ya? Bunu da yiyelim şöyle. Oo, bu bayağı doyuruyor ha. Oo, güzel güzel güzel. Şimdi gençler ben şöyle bir şey düşünüyorum. Bu arada bu bize, oha, direnç verdi bize bu. Abi güzel. Demek ki değişik yemekler de var. Süper oldu bizim için bu. Şimdi gençler öncelikle bankada bayağı bir paramız var. Bankadaki parayı hala çekmedim. Evleri gençler 10x10x'ten başka yapamıyoruz. Yani mesela gençler ben buradaki ev, hani şu bloktan, hani şuradan itibaren çıkamam buraya. Yani en fazla bu blok olabilir. Hani bu uzunluğunu da gençler buradan böyle en fazla buraya kadar yapabilirim. Hani o yüzden bu evi tam kırmayacağım. Ancak böyle blokları falan değiştireceğiz. Hayır, istersen öncelikle şu üstümüzdeki itemları bir köşeye bırakalım. Daha sonra bu evin de gençler dizaynına ufaktan başlayalım. Şimdi şu üstündeki böyle boş şeylerin hepsini böyle chestlere bırakmak istiyorum. Çünkü üstümüzün gençler boş olması lazım bildiğiniz üzere. Hani o yüzden gereksiz itemların hepsini şöyle bırakmak istiyorum. Şunlar bizim zaten eşyalarımız olacak, bunları kullanacağız. Blokların hepsini alacağım. Taş kullanmayız, şu camlarımız kalsın abi. Yayında bu arada bayağı bir cam ısıtmıştım, ancak birazcık daha sanırsam cama ihtiyacımız var. O yüzden gençler birazcık şu ileriden kum kazıp geleyim ben. Hemen şu camlarımızı da ısıtmaya başlayalım. Çünkü bu camları kırdığıma tekrardan yeni bir cam maalesef bize vermiyor. Hani cam zaten Minecraft'ta mantığına göre kırıldığında gelmiyor, sadece bir tane kazmaya enchant basıyorduk gençler, onunla beraber geliyor. Şu kaçtığında ekleyip birazcık kendimize kum toplayalım. Bu arada videoyu çok uzun tutmamaya çalışacağım, çünkü video depoluyorum gençler bildiğiniz üzere. Hani o yüzden hızlı bir şekilde yapmamız lazım. Şöyle yaklaşık 30 tane falan kum kazarsak bizim için yeterli olur diye düşünüyorum açıkçası. Kaç oldu? 19. Şöyle biraz daha kazalım abi. Şöyle kaz. Şuralar doğallığını bozmayacak şekilde kazarsak tam tamını 36 tane oldu. Bizim için bu kadar yeterli gençler. Direkt bunları şimdi fırına atacağım. Bunlar ısına dursun, cam bloğu olsun. Şimdi evin ben rengini değiştirmek istiyorum, çünkü bütün evler rengi aynı abi. O yüzden evin rengini şöyle güzel bir blok bulursam, eğer hani bizde olan bloklardan, o tarzda yapmayı düşünüyorum. Şöyle şimdi şunu kapat şöyle. Şunları şöyle 3'e ayıracağım ben. 8 tane olacak şekilde 4'e mi ayırmam gerekiyor? 4'e olunca 9 oluyor, neyse. Şöyle her birine birer tane kömür bırakırsam bunların hepsi bunu ısıtır zaten gençler. Şöyle bir tane bırakalım şöyle, tamamdır. Şimdi bizim elimizdeki olan bloklar ne abi? Darkstone, cobblestone var. Oak wood var. Şunlara bakalım. Şu plate'leri aslında kullanabilirim, ancak pek de hoş duracağını düşünmüyorum. O yüzden plate'leri şimdilik boş verin. Elimizde başka olan blok ne var abi? Lan başka blok yok mu? Abi neyse. Artık bu bloklarla birazcık değiştirmeye çalışacağım gençler. Öncelikle evin tam böyle dizaynını bozmayalım abi. Ben şimdi direkt birazcık evin boyutunu böyle uzatmak istiyorum. Hani o tarz yapacağım. Şu altları değiştireyim abi. Direkt şunları kullansak bence daha şöyle böyle simsiyah, yani daha hoş durabilir açıkçası bunlar. O yüzden bunları kullanacak. Bunları kıralım şöyle. Hatta şu baltamız direkt, gerçi diamond'ımız yok, boş ver. Diamond'ı boş yere harcamayalım. Şu Team Speak'ten de çıkarsam şöyle, tamamdır. Ses gelmesin çünkü videoyu ara sıra bozabiliyor. Şu altta direkt gençler böyle kıracağım abi. Çünkü buraları bu bloktan yapmak istemiyorum. Siyah bloğu çevireceğim. Alt taraf şöyle, zemini önce bir sökelim abi şöyle. Bu arada gençler dediğim gibi 10x10 2, yani daha fazla, hani eğer hani ev yapan olursa direkt ceza gülü, hatta seriden dahi atılıyor gençler. O yüzden hani 10x12'den fazla
şey yapamıyoruz, haberiniz olsun. Ona göre evi dizayn edip ne kadar büyük olursa o kadar bizim için iyi yani. Aslında şu cobblestone'la mı yapsak la buraları şöyle? Cobblestone daha hoş duruyor ama. Tamam ya, cobblestone yapalım o zaman. Şunu kır abi şöyle. Şimdi bizim en fazla bu kadar hakkımız vardı. Şöyle başlayalım şöyle. Bakalım yetecek mi? Yetmezse daha fazla gidip almayı deneyeceğim yani. Tamam, burası tamam. Şurayı şöyle doldur abi. Vallahi blok yetmeyecek gençler. Lanet olsun ki yetmeyecek. Hatta 4 tane bloğumuz kaldı, oha lan. Cobblestone bitmek üzere. Keşke çok az daha olsaydı, yetebilirdi. Başka cobblestone'umuz kalmadı. Gençler ben isterse direkt gidip şu cobblestone'a biraz daha kazıp hemen geri geliyorum. Geri geldim gençler, bayağı bir şey kazdım, 51 tane cobblestone, biraz da odun kazdım gençler, hani evimiz birazcık değişik olsun diye. Bu arada gençler buraya bir sistem yaptım, bunu da diğer videoda sizlere göstereceğim zaten. Hatta şöyle bir içine girek bakalım, birikmiş mi abi. Bu arada burada gençler pişirdiğim yemeklerimi böyle koydum. Mesela tavuğu kaçtan satıyorum abi, 30 dolardan satıyorum. Hani onların fiyatlarını birazcık yükselttim açıkçası. Şimdi şu yumurtaları toplayalım şöyle bunun içinde. Oha abi, oha, sistem çalışıyor. Sistem çalışıyor, diz hepsini, diz. Şimdi şunu şöyle açıp açıp kapat, açıp açıp kapat. Bütün yumurtaları gençler bu şekilde buraya atıyorum fanusun içine. Tavuklar içinde böyle gençler büyüyor. Daha sonra yumurtaların hepsini içine bırakıyor. Hopper'dan da gençler, daha sonra hopper'dan da gençler içine chest'in doluyor. Yumurtaları artık maskeye falan satabiliriz diyorum. Bitmedim lan yumurta. Abi bayağı var. Şöyle seri. Buna bir otomatik sistem yapmak lazım ya vallahi. Az kaldı herhalde. Aynen. Çok az kaldı. Hatta kaç tane kalmış şöyle bakayım be. Bir 15'lik kalmış. Şöyle hızlı bir şekilde bitmek üzere. Hadi abi. Tamam bitti, güzel. Allah kılıcımı attım. Kılıcımı ver. Tamamdır, güzel. Bu sistemi de gençler bir ara sizlere bir videoda gösteririm. Hani bunların hepsini gençler geldi ben yayında yapıyorum. Hani yayınları kesinlikle gelmeyi unutmayın. Bildirimleri de açın. Her videodan haberdar olabilirsiniz. Bu arada ben yanlış yapmışım. Bir dakika. Bu kadar değil ki evin boyutu. Ben bunu arttırabilirim. Şuraya kadar bizim hakkımız. Bizim hakkımız oraya kadar. O yüzden şöyle bir yapacağım ben. Tamam, burayı odunla zaten doldururuz daha sonra. Şu evin girişini ben direkt değiştireceğim ya. Burayı kır abi şöyle. Bu arada gençler belki buraları hızlandırırım. Eğer video çok uzun olursa haberiniz olsun. Evet gençler geri geldim, zaten bu bölümü hani hızlanmış bir şekilde izlediniz. Bu odunlar da gençler bitti, bunu zaten karanlık bir tane ormandan toplamıştım, yayında bilen bilir. Hemen isterseniz gidip bundan biraz daha toplayalım. Ev birazcık siyah olacak gençler ama elimden geldiği kadar güzel yapmaya çalışacağım. Hemen ben isterseniz gidip o odundan birazcık daha bulup gelin. Evet gençler geri geldim. Şu görmüş olduğunuz arkadan gençler toplamda 50 tane bu odundan daha topladım. İnşallah yeter yani, artık çünkü malzeme toplamaktan cidden sıkıldım. İnşallah yeter diyorum. Hadi isterseniz gençler buraları hızlandıralım, hızlı bir şekilde ev yapına geçelim. Bir de şöyle bir söylemek istiyorum gençler. Aslında ikinci kata şu anlık dokunasın yok yani, belki onu yayında yaparız. Birazcık dizayn edeceğim gençler, evimizi genişleteceğim. Hadi isterseniz yapıma devam edelim. Don't ever forget your golden. I will find a light in your soul. I'll be there. Yeah.
Neyse gençler, şimdilik elinden bu kadar geldi. İskelet geliyor. Ne oldu? Kafayı kıramazsın. Ananı satayım. Çık git. Hareket mi ediyor lan bu? Şunu öldürelim gençler bir dakika. Tamamdır abi, bunu da kestik. Oo, bu da bize bag verdi. O tool bag. Tool bag gençler eşya çantası demek. Ne verecek eşyadan? Oo, shears verdi, makas verdi. Güzel, makastan da elma falan kasarız. Bu arada bayağı bir acıkmışız gençler. Şu anda yiyeceğimiz sanırsam hiç yok. Birazdan gidip ineklerimizden az olsun yiyecek bulurum. Gençler ben bu şekilde yaptım. Hani şu anki tasarım, ama şu anda gençler maalesef yani ikinci katı yapamayacağım. Çünkü ikinci kat cidden birazcık hani zorlayacağı benziyor. Hani tam bu tarz ev istemiyorum ben. Birazcık karanlık olmuş olabilir. Ancak hani bence gayet güzel dekor ettik ve hani bayağı da hoş olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hani sizin düşüncelerinizi arkadaşlar lütfen bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Şu anlık da bu çeriler bizi anca doyurdu abi. Bu bizim için güzel oldu. Evin gençler üst tarafında böyle beyaz tarzı yapmak istiyorum açıkçası. Hani belki daha da hoş olabilir veya yukarı bir de... Veya gençler yukarı böyle bir tane balkon tarzda yapabiliriz. Şu anda gençler Enchimers'ümü böyle aldım. Rafflarımı aldım böyle. Buraya gençler bir de ikinci katına çıkışı çok ayrı hani bir değişik bir şekilde yapmak istiyorum. Hani belki de hani merdiven yoluyla böyle buradan böyle çıkabiliriz. Hani fikirlerinizi kesinlikle yazın. Umarım gençler videoyu beğenmişsinizdir. Bu bölümde gençler evimizi yapmaya çalıştık. Bu tarzda bir dekora yaptım. İnşallah beğenmişsinizdir rengini falan. Değişmemi istediğiniz şeyleri gençler lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada gençler chestleri ben videonun dışında düzenleyeceğim. Hepsi ayrı yerinde olacak. Kendinize iyi bakın. Şimdilik görüşmek üzere. Yarın gençler 17.00'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hadi. Bye bye.